Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, eksik olmayın. Elleriniz dert görmesin. Sağ olun efendim. Şahane bir grupla birlikteyiz. Muhteşem stüdyo konuklarımız var. Alkış şahaneydi. Tekrar teşekkür ederim efendim. Hazırız değil mi? Hazırız. O zaman ben döneyim. Her zamanki ilk konuşmamı yapayım. Sonrasında hızlıca sizleri tanıtayım izleyenlerimize müsaadenizle. Efendim, ekranların en naif ve zarif yarışma programı Kelime Oyununa hoş geldiniz. Perşembe gününün gün şampiyonunu belirlemek için toplandık. Dışarıda çok eğlendik. Güzel sohbetler ettik. İnşallah o sıcaklığı ekranlarınıza da taşıyacağız. Son yarışmacımı nasıl tanıtırım bilmiyorum. Sayın Alper Şirvan. Efendim, kendisi her şeyden önce mucittir. Evet, öyledir. Yazardır. Şairdir. Sergiler açmış. Ressamdır. Nasıl sığdınız oraya bilmiyorum Alper Bey, ama sizi ağırlamaktan dolayı çok mutluyuz. Sizin de daha işimiz var yalnız. Buraya geldiğiniz zaman biraz uzun muhabbet edeceğiz. Evet, inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Ailenize de çok teşekkür ediyorum. Sizi yalnız bırakmadılar, bizi de yalnız bırakmadılar. Çok teşekkür ederiz efendim. Alper Bey ile Sayın Alper Şirvan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Efendim, başlamadan önce zaten Alper Bey'in türlü türlü nitelikleri var. Onlardan bahsetmiştik. Aslına bakarsanız yani öyle kısaca bahsedilip geçilecek şeyler değil. Sağ olun. Öyle canım, vallahi öyle. Maşallahınız var. Hakikaten öyle. Resim çiziyorsunuz ki sergilere katılmışsınız. Evet. Kitaplarınız var, bana da getirmişsiniz. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Bakamadım. Acil içeriye girmemiz gerektiği için, ama keyifle okuyacağım. Şiir ve düz yazıda şiir yazıyorsunuz. Şiir ve hikaye. Şiir ve hikayeleriniz var, basılı kitaplarınız var. Evet. Onun yanı sıra efendim, yakın zamanda çok önemli bir şeye imza attı kendileri. Evet. Neydi? Bir dakikada... Bir dakikada dünyamı değiştir kampanyası. Bu Dünya Spastikler Birliği'nin düzenlediği bir kampanya. Hı hı. Türkiye'de de Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı tarafından yürütülüyor. Ki sağ olsun İnce Hanım da bugün aramızda. Yok. Sizi yalnız bırakmadı. İrem Hanım. İrem Hanım, çok özür dilerim İrem Hanım, kusura bakmayın. Evet, bu kampanyaya katıldım. Bir dakikalık bir video ile fikrinizi ortaya koyuyorsunuz. Oynama oluyor. Hatta bu arada bunu da belirteyim. Kampanya bu yılda da devam ediyor. Ben geçen yıl birinci oldum. İstiyorum ki bu yılda insanlarımız katılsınlar. İnşallah. Site ismini verebiliyoruz. Lütfen. www.worldcpday.org adresinden 31 Ekim gününe kadar insanlar fikirlerini ortaya koyabilirler. Ben de geçen yıl güneş enerjili tekerlekli sandalye fikrimle, güneş enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalye fikrimle dünya birincisi oldum ve bu fikrimi Amerika Virginia Üniversitesi Mühendislik Fakültesi hayata geçirdi ve ilk yaptığı prototipi de bana hediye olarak gönderdi. Burada bir alkış lazım ama ya. Bir de derler ki bizim memleketten niçin mucit çıkmıyor? Çıkıyor da yaptıkları icatları ne yazık ki okyanus ötesinde hayata geçirebiliyorlar. Evet. Maşallah. Yani biz burada duyurmak için bile bu kadar çok şey gösteriyoruz. Çaba gösteriyoruz. İnşallah insanlığımıza duyurabiliriz. Örneksiniz, bir timsalsiniz efendim. Sizin gibi insanlar çoğalsın inşallah. Çok güzel şeylere imza atılsın. Arkanızdan gelecek insanlar, sizin takipçiniz olacak insanlar olacaktır. İnşallah daha güzel şeyler olacak. Tebrik ederim. Gerçekten tebrik ederim. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Arka tarafta müthiş yarışmıştınız zaten. Neredeyse soruların hepsine cevap verdiniz. Bakalım burada neler olacak. 14 tane sorum var. İlki 4 harfli bir cevaba sahip. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin. Alper Bey'in ilk sorusu. Çok acıklı, yürekler acısı anlamında bir söz. Harf alayım. Bir tane harf alalım. C harfi. Feci. Durdurduk. Feci cevabı 300 puan değerindedir. Şahane. Başlangıç da gayet güzel. İkincisi bir bilgi sorusu gibi. Evet. Hadi gelsin bakalım. Cerrahide kullanılan ilk anestezi maddesi. Tam Doğa Hanım'lık soru. Harf alayım. Lokman ruhu diyorlarmış eskiler.
Eder. Tebrik ederim. 300 puan daha. Galiba sizin biraz bulmacaya da merakınız var. Yani çok fazla değil ama... Çünkü yani Lokman ruhu... Buradan itibaren... Çok teşekkür ederiz. Buyurun bakalım. 5 harflidir, tek bir kelimedir efendim. Diyor ki akarsu yolu. Ya, yatak. Nehir yatağı, 500 puan daha. 1100 oldu kasa. Peki bu kadar kibar bir beyefendi argo kelimeler kullanır mı arada? Pek değil ama olabilirim. Ama bu ayıp bir kelime değil. Zaten ayıp olanlarını soramıyoruz. Evet. Buyurun bakalım. Şöyle bir soru. Argo'da bozuk, işe yaramaz, perişan duruma düşmüş olan anlamında bir söz. Mesela arabayı çarpmış, nokta nokta etmiş. Haşat. Bastık mı? Bastık. Haşat. 500 puan daha kazandırır. Vallahi yıldırım gibi devam ediyorlar. 6 harfli cevaplarımdan biri efendim argo zannederdim. Meğerse mecazi anlamıymış. Yani Türk Dil Kurumu öyle diyor. Argo değil, mecazi anlam diyor. Buyurun bakalım. Siz yine argo gibi düşünün. Mecazi anlamda akli dengesi bozuk anlamına gelen bir söz. Harf alayım. Buyurun. Bu anlama gelen çok söz var. Evet. Harf alayım. Hani birkaç tahtası eksik derler ya. Bunun tahtaları tam da. Çatlak. Arada çatlak var. 400 puan değerinde. 2000 oldu kasamız. 6 harfli cevapları arıyoruz. Tek bir kelimeden oluşuyor. Son 6 harfli cevabınız. Şimdiden 2000 puandasınız maşallah. Gelsin görelim efendim nasıl sorulmuş. Şerit metre. Mezure. Bu kadar. 600 puan daha. Yani böyle bir performans sergileyeceğinizi anlamıştım arka tarafta. Sorulara böyle daha harf almadan, daha ben soruyu sormadan cevap verirken fakat bu kadar hızlı olacağınızı düşünmemiştim. Yarısı bitti. Siz halen ilk dakikanın içerisindesiniz. Buyurun bakalım. 7 harfli bir cevap şöyle sorulmuş. Design sözünün Türkçe kökenli karşılığı. Bir yolun da çıkart. Harf. Bir harf alalım. M harfiyle bitiyor. Bir harf daha alalım. Mesela siz efendime söyleyeyim dizaynını yaptınız mı o güneş enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalyenin? Ben yapmadım. Siz yapmadınız. Bir harf daha alalım. Demek ki onun yani aklında başkası... Tasarlamış. 400 puan değerinde. Gayet güzel. 3000 puandayız. 9000 puanı bile geçebiliriz. 7 harfli bir cevap daha var efendim. Şöyle sorulmuş. Buyursun gelsin. Diyor ki kötücül ve hayali bir yaratıktan yola çıkarak huysuz ve şirret kadınlar için kullanılan bir söz. Tam bir nokta nokta. Bir harf alayım. Bir tane alalım. Bir masal karakterinden yola çıkarak oluşturulmuş. Yellos. Yellos değil o. Öyle masal yok zaten. Evet. Değil. Cadaloz 600 puan değerindedir. Alper Bey bakın. Şahane ilerliyor. Son 6 soru. 2 tane 8, 2 tane 9, 2 tane 10 harfli cevap kaldı. Sizin şehir sorunuz, il sorunuz 8 harfli bir cevaba sahip. Herkese 7 harfli sordum. Arka tarafta bütün 7 harfli cevapları zaten aklınızdan geçirmişsinizdir. Böyle bir fake atıyorum. Buyurun gelsin. Diyor ki hem Karadeniz'e hem Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir ilimiz. Sakarya. Yani birden fazla mesela İstanbul'un da var hem Karadeniz'e hem Marmara'ya kıyısı ama. Tekirdağ var. Bilmiyorum hangisi acaba? Tekirdağ. Tekirdağ 800 puan değerinde. Müthiş bir hız. Şahane de ilerliyorsunuz maşallah. İki kelimeden oluşmakta efendim 8 harfli son cevap. Buyurun bakalım. Şöyle sorulmuş. İçinde kötü düşünceler barındırmayan maksat. İyi niyet. Bastık mı? Cevabı veririz, sonra yapıştırırız. 800 puan değerindedir. 5200 oldu kasa. Hesabı da kaçırdım artık. 9 harfli tek bir kelime efendim. Siz aynı zamanda bilgisayar programcısı mıydınız? Evet, bilgisayar programcısıyım. Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı, Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Toplum Sağlığı Merkezi'nde bilgisayar işletmeni olarak bilgisayar programcılığı yapıyorum. Maşallah, maşallah.
Peki çalışma saatleriniz ne doğrultuda yani? Her gün gidiyor musunuz oraya? Her gün gidiyorum ama benim tabii bu memuriyetten dolayı daha az süre, yani 9-2 gibi yapıyoruz. Ama yine de önemli bir şey. Yani benim aslında sormak istediğim şey, bilgisayarla alakanız var mı? Ama siz zaten kompetanıymışsınız. O yüzden bu soru gayet kolay bir soru sizin için efendim. Buyurun gelsin bakalım. Diyor ki, elektronik veya sayısal araçlarda, bilgisayarda... Yedeklemek. Bilgiyi koruma altına almak biraz daha basit mi düşünsek? Yedeklemek. Saklamak. Hı? Saklamak. Şimdi... Dilimize bazen böyle yabancı kökenli kelimeler giriyor. Save etmek. Hah, save etmenin Türkçesi nedir? Bir de bastık ya. Eyvah. Kontrol S. Evet. Kaydetmek. Kaydetmek. 900 puan değerinde. Bilgisayarla ilgili terimler çok güzel bir şekilde Türkçe'ye çevrildi. Evet. Çok da söyledim aslına evet. Bakarsanız. Gerçekten ama çok başarılı. Yani şeyden geçmek istiyor yabancı dille. O yüzden save etmek dediniz. Ama kaydetmek de artık save etmek kadar yaygın kullanılıyor. Evet, kullanılıyor tabii ki. Buyurun. 3 tane kaldı geriye efendim. Şöyle bir soru. 9 harfli bir cevabı arıyorsunuz yine. Tek bir kelime. Hile ile kötü mal satmak. Birine kötü bir malı hile ile satmak. Mecazi tabir. İsterseniz harf alalım. Kaç kelime? 9. Tek kelime, 9 harfli. Bir harf alalım. Bir tane alalım. Süremiz de güzel, süreyi de kullanabiliriz. Bir harf daha alalım. Bir tane daha. Baştan çıkıyoruz. Üçüncü sıradan bir K harfi geldi. Bu malı bana... Kakalamak. Kakaladın, 700 puan değerindedir. Bir buçuk dakika var, aceleye mahal yok. Tamam mı? Yani 7000 kaldı soru. Şu anda mı? 2 soru kaldı. 2 soru kaldı, çok iyi. Rahat rahat cevap verirsiniz. Mümkün olduğu kadar yüksek puan kazanmaya çalışalım. Buyurun bakalım efendim. 2 kelimeden oluşuyor. Yine bir söz dizisi. Suçlamak, suçlu görmek anlamına gelen bir söz dizisi. Kelimelerden biri bir fiil, diğeri Arapça kökenli. Suçlamak, suçlu görmek. Bir harf alayım ben. Bir tane. Mastardan. Bir daha falan. Bir tane daha. Güzel. Bu fena değil. En azından o Arapça kökenli kelimenin nasıl sonuçlandığını anlayabiliriz. Bir harf daha. Hadi bir tane daha. Beni neyle suçluyorsunuz? Beni neyle? Ya bir tane daha. Hadi gelsin. T harfi. Sesli harfle başlıyor. İtham etmek. İtham etmek 600 puan değerinde. 7400 kasa. Evet. 7900. Şu anda mı? İsterseniz 5 tane harf alabilirsiniz. Tamam, çok iyi. Son soru, son cevap. Yine 2 kelimeden oluşuyor cevabınız. Master'ın K harfi uçmuş gitmiş. M ya da ma diye bitiyor. Evet. 2 kelime olduğunu da unutmayalım. Tamam. Yine bir deyim efendim. Dediğim gibi 5 tane harf alırsanız düşünmüyorum daha, ama daha birinci. 29 saniye arttırmak lazım. 29 saniye. Tamam. Onu unutmayalım. Tamam. Hadi gelsin bakalım. Diyor ki, bir konuda çok ayrıntılı, inceden inceye düşünme, değerlendirme. Bu anlama gelen bir deyim. Bir harf alalım. Hadi alalım. Konuyu iyice düşündüm. Hesap kitap yaptım. Kitap, evet. Bir harf daha alalım. Bir tane daha. Mema diye bitiyor. Bir harf daha alalım. Hadi bir tane daha gelsin. Bir tane daha alalım. 4 dakika. İsterseniz bir tane daha alırız. Evet, artık almayalım. Geldi. Güzel geldi. Ölçüp biçme. Ölçüp biçme 600 puan değerindedir. Üstadım tebrik ederim. Hı. Tebrik ederim. 8000 puan, 8000 liraya dönecek birazdan. İnşallah. Küçük bir maceranın içerisine daha gireceğiz sizinle. İsterseniz önce bir nefeslenelim. Bir de o alkış azdı yahu. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun efendim. Eksik olmayın. Sizlerin sayesinde bütün samimiyetimle söylüyorum, hakikaten çok güzel bir akşam geçirdik. Şahane konuklarımız vardı. Arka tarafta bütün sorulara cevap veren bir Alper Bey vardı ki buraya geldi. Yine rüzgarını estirdi maşallah.
son oyunumuzu da Alper Bey'le birlikte oynayacağız. Evet. Hayırlısı bakalım. Hayırlısı efendim. Bak. Heyecanlı mı? Evet. Biraz heyecanlı. Evet. Şimdi burada ben de çok başarısızım. Evet ya, burası biraz zor. Sıkıntılı. Evet. 10 harfli bir kelime geliyor. Evet. Harfleri karıştırılmış. Bir anagram oyunu yani. Evet. Doğrusunun ne olduğunu bulmaya çalışacağız 30 saniye içerisinde. 30 saniye içerisinde bulursak efendim 8000 lirayı alacağız, cebimize koyacağız. Olmadı mı? Üzülmeyeceğiz. 4000 lira için bir şans daha verecekler. Bir 30 saniye daha verecekler ve tanımlamasını da söyleyecekler bize. Ne anlama geldiğini de söyleyecekler o kelimenin. Hazır mıyız? Hazır. Siz ki efendim güneş enerjisiyle çalışan tekerlekli sandalye icat etmiş bir insansınız. Bu size hava gazı gelir. İnşallah. Hadi bakalım görelim. Şöyle bir karmaşa işte. I var, I var, A var. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Bu Türkçe kökenli. Rezistans. Türkçe kökenli bu. R yok orada. Yani iddiaya girelim, Türkçe kökenli bu. İstatistik değil. Yok değil. Hayır değil. E kalmış. Sonuna bir E kalmış. Galiba buldum. Galiba buldum. Dur bakalım tanımlaması neymiş? Gelsin mi Alper Bey? Gelsin. Efendim 8000 lirayı kaçırdık ama 4000 lira halen cebimizde. 1.30 saniyemiz daha olacak. Şu karmaşanın da açıklamasını verecekler bize. Gelsin bakalım. Ayrı tutmadan, ayrılık olmadan, ayrıcalık yapmadan. Hepinizi seviyorum. İstisnasız. İstisnasız hepinizi seviyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir 10 saniye daha olsaydı evet ya, bulurduk. Orada çıkartırdım. Sızı buldum. Önce evet. Muhtemelen sonunda sız var dedim. S'yi, I'yi, Z'yi attıktan sonra istisna çıktı karşıma ama o sırada süre bitti. Evet. O sırada süre bitti. Elimden gelen yardımı gösteremedim. Kusura bakmayın. Çok teşekkür ederim Alper Bey. Teşekkür ederim. Bütün yarışmacılarımıza çok teşekkür ederiz efendim. Eksik olmayın. Geldiniz ve günümüzü neşelendirdiniz. Aynı zamanda konuklarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Siz rahatınızı bozmayın. Ben müsaadenizle bölümü kapatacağım. Kendinize iyi bakın. Bizi de öksüz bırakmayın. Hoşça kalın. We'll be right back.